Merhabalar Fatma Hanımlar, Ne Yemeklerine hoş geldiniz. Bugün balık olarak sardalya balığını yapacağım tarifini. Hamsinin bir tık büyüğünü düşünün. Bunlar biraz daha küçük, yani boyut olarak daha büyük oluyor. Bunun temizlenmesini, nasıl bu hale gelmesini de çektim. Kanalımda var. Şimdi normalde ben balıkları genelde mısır unuyla normal unu karıştırıyorum ama İstiyorsanız sade mısır unuyla yapabilirsiniz. Yani bunu koymayın. Sırf mısır unuyla. Ama eskiden biliyorsunuz annelerimiz biz hep beyaz un kullanıyorduk. Zamanla yaygınlaştığı için artık böyle bir kendimce buldum ben bunu. Yani beyaz veya mısır ununu zaman zaman, her zaman değil, karışık yapıyorum. Ama tercih sizin, dediğim gibi hamsiyi, istavriti normal mısır unuyla yaptım. Kanalıma abone olanlar, takip edenler bilirler. Ama bunu da sizlerle bir fikir olarak paylaşmak istedim. Yani bu da benim kendi bulduğum, kendi yaptığım bir fikir. Şöyle güzelce karıştırdık. Ve yani eskiden mısır unu bu tarafta çok yoktu, biliyorsunuz biz Akdeniz bölgesine ait olduğumuz için. Ama şimdi artık her yerde satılıyor, tanındı, biliniyor. Ben İstanbul'da alıştım mesela mısır ununa. Karadenizli komşularım vardı. Onlardan alıştım. Lojmanda, Ömerli Barajı lojmanında oturmuştum. Orada kapı komşum Trabzonluydu. Ondan alışmıştım bu böyle mısır unu kullanmayı balıklara. Yoksa hep beyaz unla yapıyorum. Daha önceki çekimlerde de söylediğim gibi videolarımda böyle harmanlamıyoruz. Eskiden harmanlıyorduk. Sonra ben zamanla bu içine de bulaştığı için yaptığımız karışımda hamursu kalıyor. Onu yapmamak, onu yaşamamak için, olmaması için böyle hazırladığımız una batırıyorum. Şöyle bir yaptırıp kızarttığımız tavamıza diziyoruz. Şöyle bakın, içine gitmiyor un. O zaman hamursu bir tat gelmiyor ağzımıza. Diğer videolarımda da söylediğim gibi böyle yaparsanız şöyle, evet, ve şöyle fazlalığını giderirseniz o sorunu yaşamamış olursunuz. Yanına roka salatası çok güzel oluyor. Mevsim salatası çok güzel oluyor. Onları yapabilirsiniz. Mesela geçenki yaptığım balığımdan sonra tahinle pekmez arkasından yemiştik. Bugün arkasından kesme helva yapacağım ve onu yiyeceğiz. Yanına da mevsim salatası, kırmızı soğan, maydanozlu, sumaklı ya da pul biberli, onu yapıyorum. Tercih sizin tabii. Neyi nasıl seviyorsanız öyle yiyebilirsiniz. Şimdi Karadenizliler hamsiye eş gördükleri için bunu şey yapıyorlarmış, hani ne geriye var gibisiyle, ama şu gerçek, bu denizler, burası bizim. Her şeyi sevelim, bize ait olan bir şeyler. O yüzden her balığı yiyoruz ama özellikle bana sorsanız, ben de mesela istavritçiyim. İstavriti çok seviyorum. Benim de öyle bir takıntım var ve şöyle güzelce balıklarımızı böyle yapa yapa diziyoruz. Önünden bir tahrana çorbası da harika olur, onu da söyleyeyim. Çok güzel, böyle sıcacık, tam soğuk mevsimlerde birer kase çorba içip sonra bunu yiyebilirsiniz. Ya da direkt balık yemeğine geçebilirsiniz. Burada 1 kilo kadar sardalyan var ve un olarak yarım su bardağı mısır unu, yarım da beyaz un vardı. Şöyle, evet, bu kalanları da ben atmıyorum, buzdolabı poşetlerine katıyorum. Bir başka balık kızartması işleminde kullanıyorum. Şimdi burası hazır. Tavamı, ocağımı aldım ve şöyle her yerine gelecek şekilde şöyle yarım su bardağı kadar sıvı yağım vardı, onu döktüm ve balıklarımın alt kısmı ısınıp tavam güzelce kızarmaya başlayacak ve tekrar öbür yüzünü çevireceğim ama ara sıra da şöyle bir sallayacağız. Daha güzel, eşit her yeri kızarsın diye.
Ev balığımı orada kızarırken buraya hazırladım. Salatamı göstermek istiyorum. Ben genelde aslında bütün balıkların yanında roka salatasını çok seviyoruz ailecik. Ama arada bir değişiklik olsun diye böyle mevsim salatası yaptım. Kırmızı soğan yaptım, maydanozlu, pul biberli, sumaklı yapabilirsiniz. Ben pul biber yaptım. Ve evet, olmazsa olmazı helva ya da tahinli pekmezdir, balık arkası. Yani bir esprisi var biliyorsunuz. Hep herkes duymuştur bunu. Balığın bitiminde helva ya da tahinli pekmez yemezseniz balık öldüğünü hissetmezmiş diyorlar. Böyle bir espri var. Kesme helvası yaptım. Kakaolu aldık, dilimledik ve üzümümüz var, limonlarımız var. İstediğiniz turşuları koyabilirsiniz. Ben bazen turşu da koyuyorum. Öyle lahana turşusu olabilir, salatalık olabilir. Karışık, acurlu macurlu böyle biberli. Öyle turşular da koyabilirsiniz. Evet, şimdi artık balığımı kızartmaya devam ediyorum. Balığımızı ara sıra söylediğim gibi başta da şöyle bir yapıyoruz ki her yeri eşit kızarsın diye. Şu an altı kızardıktan sonra ters yöne çevireceğiz. Şöyle artık altına bir bakıyorum. Balıklarımız evet kızarmaya başlamış ve 5 dakika sonra çevireceğim. Artık balığımızı çevireceğiz ama çevirirken şöyle yağı, fazla yağını böyle bir tepsi tabak hazırlarsanız oraya atması daha güzel olur. Bakın muhteşem. Şöyle çeviriyoruz. Ve hemen bu kalan yağımı gene şöyle güzelce gezdiriyorum. Tavamı gene ocağa alıp öbür yüzde kızarana kadar kızartıyorum. Şimdi bu tarafta kızarttıktan sonra balığımız servise hazır. Evet, şöyle güzelliği görün. Herkes yapsın. Et alamayanlar en yararlı, faydalı balık, sağlıklı. Bunlarla beslenelim. Çocuğumuz çocuğumuz güzelce. Uygun da fiyat. Ben kilosunu 20'ye aldım. Geçen hafta hamsi aldım. Hamsi 15'ti. Ondan önce istavrit aldım. 20'ydi. Yani böyle sırayla haftada bir balık yapmaya çalışıyorum. Sizler de imkanlarınız doğrultusunda alıp çorunuzda çocuğunuzda yiyin diyorum. Evet, artık balığımız hazır. Şimdi servis yapacağımız tabağımızı alıyoruz. Evet, servis yapacağım tabağını alacağım artık. Yine böyle aynı şekilde fazla yağ oraya gitsin diye şöyle ve kalan balıklarımı yapmaya devam edeceğim ama size ben bu sunumumu göstereyim. Şöyle. Evet, balığım yenmeye hazır. Dediğim gibi az önce yanında istediğinizde servis yapabiliyorsunuz. Allah Teala yapıp yedirmeyi nasip etsin diyorum. Evlerinize bir bereket, huzur, sağlık versin. Her şeyden önemlisi sağlık diyorsunuz. Gerisi teferruat. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.